Değerli arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde Zotero'yu kullanarak Word'da verdiğimiz atıfı nasıl değiştirebiliriz, nasıl edit edebiliriz, nasıl revize edebiliriz bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. Bu konu önemli. Ee, neden? Bazı arkadaşlarımız e, Zotero ile sorun yaşamaktadır. Bu sorunun da en önemli kaynaklarından bir tanesi Zotero'yu kullanmadan atıfı değiştirmesi, revize etmesi ve bunun daha sonrasında Zotero ile Word arasında bir probleme neden olması e, neden oluyor arkadaşlar. Yani problemin ortaya çıkmasına yol açıyor bu durum. O nedenle de bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz bu konuya değineceğim arkadaşlar. Hemen Word'u açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra da bir şeyler yazıyorum ve sonrasında da e, akıf veriyorum. Bakın klasik görünüme geçtim. Geçtikten sonra da bir tane kitap seçiyorum mesela bunu evet, seçelim sayfa diyelim ki 58, 59 falan filan bir atıf verdik. Atıf verdikten sonra hemen kontrol ediyoruz. Bakın atıf geldi arkadaşlar. Şu anda Chicago manual Style stilini kullanıyorum arkadaşlar. Ee, burada mesela diyelim ki sayfa numarası nasıl tekrar değiştirebilirim? Hemen üzerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra edit. Edit'ten mesela karşıma çıkacak olan bu arama motoru üzerinde yer alan atfın arkadaşlar içine tıkladığımda hemen sayfa numarası geliyor. Hemen ne yapıyorum? Sayfa numarasını revize ediyorum. Diyelim ki 78 96. Enter'a bastığım zaman halen bu arama motoru karşımda duruyor. Onun mesela yenilenmesini istiyorum. 2 Enter yapıyorum. Bakın bir tanesine bastım. Şimdi bir tanesine de bastığımda şu yeşil alan çıkınca arkadaşlar e, revizenin gerçekleştiğini gösteriyor arkadaşlar. Peki diyelim ki bu eseri bu eseri Zotero'ya eklerken künyesinde bir takım yanlışlıklar yaptık ve dipnot attık. Bu yanlışlıklar da birlikte mesela geldi. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için de elbette tekrar Zotero'ya dönmemiz lazım ama nasıl? Öncelikle bu alanı seçiyoruz. Yani dipnot alanını seçiyoruz. Seçtikten sonra edit diyoruz arkadaşlar. Edit dedikten sonra da dikkat edin. Burada bakın kitaplığımda aç. Yani Zotero'da aç gelecek. Buraya tıklayalım. Tıkladıktan sonra Zotero programına gidelim. Burada açalım. Bakın eser burada. Eserin künyesi de burada arkadaşlar. Künyesinde mesela diyelim bir değişiklik yapacaksak hemen değişikliği yapıyoruz ve bunu burada yansıtıyoruz. Mesela diyelim ki yayın yeri yanlış. Ne oldu? İstanbul değil de Denizli diyelim. Evet. Enter dedim. Daha sonrasında arkadaşlar ee, bu buraya enter diyorum ve yeşil alan çıkıyor. Yani güncellemenin gerçekleştiğini belirtiyor. Bunu Word'a kontrol ediyorum. Bakıyorum mesela Denizli gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eğer gelmemişse ne yapıyoruz bir refresh yani yenileme yapıyoruz ve bu yaptığımız değişikliği ne yapıyoruz arkadaşlar burada yansıtıyoruz. Aynı şekilde yine atı vermeye devam ediyorum. Nokta dedim devam ediyorum. Yine bir atıf daha vereyim arkadaşlar. Bir de farklı bir editleme yöntemi de göstereceğim. Yine citation veriyorum yani atıf atıyorum. Atıf atımda klasik görünüme geçiyorum. Evet. Burada mesela ee, atıf verirken mesela atıf vermek istediğim eseri seçiyorum. Mesela diyelim ki nedir? Şunu seçtim arkadaşlar. Şunu seçtikten sonra da bakın bunun atıfta nasıl çıkabileceğini gösteriyor burada. Edit, editöre bakıyorum bakın. Editör bölümüne tıklayınca işte burada değişiklik yapabileceğim başka bir alan çıkıyor. Burada mesela ben doy numarasının gözükmesini istemiyorum. Yani dipnotta gözükmesini istemiyorum. Biçimsel olarak böyle bir görsellik açısından e, farklı bir şey ortaya koyuyor. O nedenle görünmesini istemiyorum. Onu silebiliyorum buradan. Bakın. Silebiliyorum. Noktayı verdim. Sonra okey dedim. Bakın dipnot otomatikman geldi ve e, doy numarası yok şu anda. Evet. Bu bir editleme yöntemi. Eğer ben bunun dışında mesela editlemeyi kendi yani e, yolumla yapmak istesem yani demek istediğim Zotero'yu kullanmadan Zotero'nun bu butonunu kullanmadan edit butonunu kullanmadan kendim yapmak istesem bu sefer program uyarı verecektir. Bu uyarıda da ne yapacaklar arkadaşlar program diyecek ki benim artık bu, bu sayfa üzerinde bir yetkinliğim kalmadı yani sen bundan sonra bensizsin bensiz yola devam edeceksin. Evet şimdi de böyle e, işini bitiren ondan sonra da Zotero ile pek fazla alakasını yani alakasını kesmek isteyen mesela bazı araştırmacılar olur. Onun da şöyle bir durumu vardır bakın arkadaşlar. E, Unlicitation dediği zaman burada mesela e, tıkladığımda Zotero ile bunun bağlantısının kesileceğini gösterir. Bakın tıklayalım. Evet. Şu anda mesela bakın siyah alan gitti. Siyah alan gitti. Yani seçim yapıyorum fakat e, bir kör rengi alan oluşuyordu. O alan nerede? O alan gitti. Artık bu programın yani bu sayfada Zotero'nun bir anlamı kalmadı. E, o nedenle değişiklikler yapamayacağım. Evet yazıya devam edelim. Bir de bakalım yine devam edebilecek miyiz? Yani citation verebilir miyiz? Bakalım klasik görünüm. Evet şunu verelim mesela. Okey dedik. 3 geldi. Bakın şimdi burada. Şurada duruyorum ama bakın bu ikisi hakkında mesela bir çalışma yapamıyorum. Dikkat ederseniz. Evet. Yani bu ikisi artık daha Word'un e, atık sisteminde düzeltilebilir. Bu Zotero'da düzeltilebilir. Yani dikkat ederseniz sayı numaraları da aynı şekilde geliyor. Yani Zotero yine birden başlamıyor arkadaşlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Yani e, bir hata da olsa bile yani yazımıza devam edebiliriz. Bunun için önemli. Bu dersimizde ne yapacak? Bu dersimizde Zotero'da atıfı nasıl değiştirebiliriz? Nasıl revize edebilir? Konusuna değinmeye çalıştık arkadaşlar. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.